Verir Verir. hocam. Verir. O Verir. zaman ben bu cümleyi aktif yapmam gerekiyor. The aktif kavramın neydi? Fiilin ing haliydi. The book giving information about universal design. Evrensel tasarımla ilgili bilgi veren kitap. Devam ediyoruz. İngilizcenin bir alfabesi vardır. Nasıl bir alfabesi? 26 harften oluşan bir alfabesi vardır demem gerekiyordu. İngilizcenin 26 harften oluşan bir alfabesi vardır. İnsanlar, hangi insanlar? Ev almak isteyen insanlar. Aktif pasif mi? Ulan özne ile fiil arasındaki uyumu yakalayacaksın. İnsanlar ev almak ister mi? İnsanlar ev almak istenir mi? Bunu yakalayacaksın. Tek fark bu. Diğer bir aktif kavramımız ama zaman farkı olan kavramımız giving artı fiilin üçüncü hali. En baştan söylüyorum. Bir cümlede soruyu yaparken senin cümlede ilk baktığın şey zaman farkı var mı yok mu? Yani having getirecek miyim getirmeyecek miyim? Bu olmamalı. Senin soruyu çözerken ilk bakman gereken şey aktif mi yapacağım, pasif mi yapacağım? Ona karar vermelisin. Tamam mı kardeşim? ÖSYM, YDT sınavında zaman farkı var mı yok mu diye sormuyor. Genelde aktifi pasifi yokluyor. Tu gelecek mi gelmeyecek mi onu yokluyor. Babam, having worked as an army officer for 20 years, orduda 20 yıldır subay olarak çalışan babam 8 defa taşınmak zorunda kaldı. Diyeceksin ki hocam neden burada zaman farkı geldi? Burada bir süreç var. Süreç bildiren for 20 years kavramından dolayı zaman farkı vardır. O yüzden de cevabımız having worked olması gerekir. Anladık mı? Bir önceki cümleye baktığımızda bazı anne babalar, hangi anne babalar? Çocuklarını okula götürmüş olan anne babalar, çocuklarını okula götürmüş olan anne babalar kafede oturuyor. Bir insan hem kafede oturup hem de çocuklarını okula aynı anda götürebilir mi arkadaşlar? Hayır. Götüremez. Kafede oturmaları için önce çocukları bırakmış gelmiş olmaları gerekiyor. Doğru mu? Evet. O yüzden bu mantığı ben having artı verb'üçle veriyorum. Having artı verb'üç yapmış olan demektir. Sadece verb ing ise yapan demektir. Yani some parents taking their children deseydim çocuklarını okula götüren anne babalar demiş olacaktım. Some parents having taken their children çocuklarını okula götürmüş olan anne babalar demiş oldum. Farkı anladık mı? Anladık hocam. Bir sonraki kısma baktığımızda öğrenciler. Hangi öğrenciler? Sınıf derslerinden kalan öğrenciler. Öğrenci derste kalır mı? Öğrenci derste kalınır mı? Yani başarısız olur mu, olunur mu? Tabii ki başarısız olur. Derslerinden başarısız olan öğrenciler meyillidirler. Neye meyillidirler? Suçu ya sisteme ya da öğretmene atmaya meyillidirler demek istemiş. Anladık mı arkadaşlar? Mesajı da almışızdır umarım. Derslerinden başarısız olan öğrenciler ya sistemi suçlarlar demiş ya da öğretmeni suçlarlar demiş. Gelelim buyursunlar örnek kavrama. Parmak kaldırmadan konuşmayalım lütfen. Buyurun. Şimdi benim sana söylediğim şey şu. Öğrenciler, sen burada öğrencileri yakaladın. Değil mi kardeşim? Öğrencileri yakaladın. Cümlemin öznesi öğrenciler. Bana verilen seçeneklerde fiillere bakıyorum. Fiilin to hali verilmiş, fiilin üçüncü hali verilmiş, fiilin ing hali verilmiş. Demek ki bu bir ne sorusu? Kısaltma. Kısaltma sorusu. Kısaltma sorusunda mantığım neydi benim? O cümle, özne aktif mi olacak, pasif mi olacak? Ona karar vermem gerekiyor, doğru mu? O zaman ona karar vereceğim. Öğrenci yabancı dil okur mu? Öğrenci yabancı dil okunur mu? Okur. Okur. Bu durumda Ömer kardeşim. Ömer kardeşim. Parmak kaldırmış. Dur hocam. Evet Ömer. C dedi C hocam. yazdı hocam. Ha, C dedim. Pardon duymadım kardeşim. Students studying a foreign language. Yabancı dil okuyan öğrenciler her zaman faydalanabilirler demiş. Kesinlikle cevabımızın Ceyhan olması gerekecekti. Tamam mı arkadaşlar? Okuyan öğrenciler. Olay bu. Güzel. Özne ile fiil arasındaki uyumu yakalayalım. Gerisine kafanızı yormayın. Gelelim bir sonrakine. Not one of the stands. Standların hiçbirisi. Hangi standların? Gazete ve dergi diyor. Gazete ve dergi. Boşluktan sonra nesne gelmiş mi? Evet. Gelmiş. Boşluktan sonra nesne geldiği zaman o cümle aktif mi olur, pasif mi olur?
Aktif. Aktif olur. Bu durumda gazete ve dergi satan stand diyeceğim değil mi arkadaşlar? Evet. Aktif kavram hangi seçenekte var? Ceyhan. Başka aktif kavram hangi seçenekte var? Bursa. Bursa'da var. Bursa dersek satmış olan standlar, Ceyhan dersek satan standlar. Peki yukarıda zaman farkını gerektiren bir durum var mı? Hayır. Yok. Yoksa hayır, o zaman yok. Cevabımın ne olması gerekecektir? Tabii ki Ceyhan olması gerekecektir. Yani gazete ve dergi satan standların hiçbirisi İngilizce yayınlar biriktirmiyor. İngilizce yayınlar satmıyor demek istemiş. Anladık mı? Mesajı aldık sanırım. Gelelim bir sonrakine. Buyursunlar. Bir sonraki. Oyuncu demiş değil mi? Hangi oyuncu? Beat ne demek kardeşim? Beat. Vurmak. Vurmak demek, yenmek demek. Doğru mu? Vurmak demek, yenmek demek. Bu durumda oyuncu rakibini yener mi? Oyuncu rakibini yenilir mi? Yener. Yener demek. Aktif kavrama gitmem lazım. Aktif kavramlar hangileri? Ceyhan ve Denizli. Ceyhan ve Denizli. Diğer seçeneklerim kafadan gitti mi? Evet. Evet. Peki Ceyhan mı olacak, Denizli mi olacak? Denizli. Peki. Çünkü cümle sonunda tomorrow diyoruz. Yani zaman farkı var. Tomorrow'la ne alakası var oğlum zaman farkından? Neyse. İkinci cümlede izi gördük mü? Ceyhan olacak. İkinci cümlede izi gördük mü? Evet. Gördük. Birinci cümlede previous kavramını gördük mü? Evet. Previous evet. Kavramı hangi zamana aittir? Geçmiş. Cümlenin zamanı hangisi? Is. Peki iki cümlenin zamanı aynı mı? Hayır hocam. Hayır. İşte zaman farkı var dedim ya. Aynı, zamanı aynı değilse zaman farkı vardır dememiz gerekiyor mu? Evet. Bu durumda evet. Cevabımızın evet. Olması gerekecek mi? Denizli. Anladık mı arkadaşlar? İki cümlenin zamanı, iki cümlede ipucu olarak kavramlar birbirinden farklıysa zaman farkı vardır dememiz gerekir. O yüzden de cevabımızın Denizli olması gerekir. Tamam mı? Ama ben de onu söyledim zaten. Başladınız ki. Ali Kaan'cığım sen tomorrow'u gösterdin ya bana. O yüzden dedim koçum. Hem previous dedim hem tomorrow dedim. Ha, previous kısmını ben duymadım. Ben tomorrow kısmını duydum. Previous dediysen aferin. Tamam. Evet, tamam hocam. Bir sonrakine bakıyoruz arkadaşlar. Buyursunlar. Marcus. Hangi Marcus? Hukuk diplomasını birkaç hafta önce Marcus alır mı alınır mı? Alır. Alır. O zaman aktif mi olacak, pasif mi olacak? Aktif olacak. Aktif olacak. Bana, aktif de A ve D. Ayşe kardeşim aktif seçenekleri söyler misin? Adana, Denizli. Adana ve Denizli. Adana ve Denizli kaldı elimde. Peki Pelin kardeşim Adana mı Denizli mi? Adana çünkü zaman farkı var. Pelin demiştim ama neyse Ayşe aynı açıklamayı yaptı. İkinci cümlemizin zamanı ne? Is. Birinci cümlemizdeki zaman ne? Ego. Bu iki cümlenin zamanı aynı mı? Hayır. İki cümlenin zamanı aynı değilse zaman farkı vardır diyecek miyim? Evet. O yüzden Denizli gitti mi? Hı-hı. Geriye ne kaldı? Adana kaldı. Adana. Hukuk diplomasını birkaç hafta önce almış olan Marcus şu anda kriminal hukukta yani suç hukukunda uzmanlaşmak istiyor. Specialize in kavramının da altını çiziyoruz. Preposition'ı indir. Çok da güzel bir kelimedir. Uzmanlaşmak demektir. Cevabımızın da Adana olması gerekir. Mantığı anlıyor muyuz arkadaşlar? Anlamadığınız yer var mı? Herkese tek tek sormamı beklemeyin. Mantığı anlıyor muyuz? Yok hocam. Kaçırdığımız bir nokta var mı? Hayır yok. Dur. Zaten dersimizi kaydediyorum ben. Tamam mı? Dersimizi daha sonra YouTube'dan izlersiniz arkadaşlar. Böyle böyle 3 milyon izleneceğim inşallah. Hadi bakalım. Gerçi şu anda 15-20 kişi izlemiş ama olsun. Buyursunlar efendim. Buyursunlar. Bunu bize kim yapsın? Erdal yapsın. Hocam geliyor mu sesin? Geliyor kardeşim buyursunlar. Şimdi burada bir şeyden bahsetmiş. Güzel bir şeyden bahsetmiş evet. Değil mi? Evet. Aks neydi hocam ya? Kartal tarzı bir şeydi de. Aynen öyle. Şahin. Şahinlerdi. Hocam fiili bilmiyorum. Resemble ne resemble demek? Demek look like demektir koçum. Look like ne demek look like? Gibi gözükmek. Benzemek demektir tamam mı? Hani benzemez kimse sana diyoruz ya.
Look like. Anladım. O yüzden pasif olacağını düşünmüyorum. To gerektiren bir durum da yok. Zaman farkını da göremiyorum. Edirne diyorum. Harikasın koçum. Ulan ben bu kadar güzel açıklayamazdım lan. Aferin sana. Teşekkür ederim hocam. Lan bir estağfurullah der insanı oğlum. Neyse. Kart şahinler. Evet. Hangi şahinler? Aynı kuş ailesinde kartallara benzeyen şahinler boyut olarak çok çeşitlilerdir demiş. Cevabımız kesinlikle Edirne. Şahinlerle alakalı bilgi verdiği için zaten Erdal kardeşimiz de söyledi. Zaman farkı gerektiren bir durum yoktur. Cevabımızın da Edirne olması gerekecektir. Sanırım anlaşıldı. Buyursunlar, bir sonrakine bakıyoruz şimdi. Bu soruyu da bize Emine yapsın. Emine burada mıyız? Emine, dua mı okuyorsun? Allah'ım. Emine, Emine namaz mı kılıyordun kardeşim? Allah kabul etsin. Hayır hocam, söylüyorum duymadınız. Ha öyle mi? Tamam söyle o zaman. Ceyhan. Bismillah gibi böyle otobüse binen kadınlar olur ya, bismillah de. Onun gibi oldu. Şimdi Emine ben sana bir kavram hatırlatacağım kardeşim. Date back to. Go back to. Present'la kullanılır. Date back to kavramları her zaman present olurdu. Doğru mu? Evet. Bu durumda bu kelimeler bir konu hakkında bana bilgi veren kelimelerdir. Mantık olarak bunların asla zaman farkı olmaması gerekir. Yok. Zaman farkı olmaması gerekir. O zaman zaman farkı olan seçenek olan Ceyhan gitti mi? Evet. Peki Kızıl Kule değil mi? Cümlenin başında fiille başlıyorsa cümleden ne çıkarılmıştır? Özne çıkarılmıştır. Tamam mı? Cümlenin evet. Başından özne çıkarılmıştır. Çıkarılan özne nereye konmuştur? Virgülden sonra gelen kısma konmuştur. Doğru mu kardeşim? Benim cümlenin evet. Öznesi Kızıl Kule diyor. Kızıl Kule'nin tarihi 13. yüzyıla dayanır mı, dayanılır mı? Dayanır. Aktif yapmam gerekir değil mi kardeşim? Evet. Aktif kavram hangi seçenekte var? Adana, Bursa. To diye bir kavram gördük mü bugün? Hayır, Bursa. Bu yüzden cevabımızın to başta kullanılmıyor zaten. Gerekecektir. Tamam mı kardeşim? Gayet güzel. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyursunlar. Hocam today şu tarihten bu tarihe kadar demek değil miydi? 13. yüzyıldan şimdiye kadar. Hayır. Today şu tarihten bu tarihe demek değildir. Today demek günümüze kadar demektir. Today günümüze kadar demektir ve cümle sonunda ya da cümlenin en başında kullanılır ama zaman kavramı olarak kullanılır. Yani today dedikten sonra virgül gelmesi gerekirdi. Tamam mı kardeşim? Senin dediğin to date olsaydı. Anladım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Bu soruyu bana Yaren yapsın. Yaren. Bir dakika hocam. Tamam, duyduysan sıkıntı yok. Hocam Denizli mi? Denizli mi? Cevap Denizli tabii ki. Olay ne? Beyinde diyor. Beyinde. Okuyor ne demek? Gerçekleşmek, meydana gelmek. Terim diyor. Bir yaralanmaya işaret eder. Hangi yaralanmaya? Doğumdan sonra gerçekleşen, meydana gelen yaralanmaya. Okuyor kavramı hiçbir zaman pasif olmaz. Peki zaman farkı var mı yok mu? Yukarıya baktığımızda bir kelimeyle alakalı bize tanım yaptığı için tanım cümlelerinde zaman farkı olmaz. O yüzden de cevabımızın arkadaşlar Denizli olması gerekecektir. Aktif kavramlar anlaşıldı mı çocuklar? Evet hocam. Gelelim pasif kavramlara. Evet hocam anladık. Arkadaşlar pasif kavramlarımızın kısaltılmışı 3 şekilde verilir. 1. Fiilin doğrudan 3. hali. 2. Being artı fiilin 3. hali. 3 ise zaman farkı olan having been artı fiilin 3. halidir. Aktifteki mantığın aynısıdır. Sadece pasif kavramlarda özne ile fiil arasındaki uyumu yakalayacaksın ve onun pasif olması gerektiğine karar vereceksin. Birinci cümleye baktığımızda Petrona İkiz Kuleleri cümlemizin öznesi bu. Peki Petrona İkiz Kuleleri Malezya'nın sembolü olarak bilir mi bilinir mi?
Bilinir. Kesinlikle bilinir. O yüzden passive olmam gerekiyordu. İkinci cümleye baktığımızda Hamlet. Hangi Hamlet? Shakespeare tarafından yazılan Hamlet demem gerekir değil mi kardeşim? O yüzden pasif yapmam gerekiyordu. Üçüncü cümle makaleler. Fiilin ne? Yayınlamak. Makale yayınlar mı? Yayınlanır mı? Yayınlanır. O zaman pasif yapmam gerekiyor. Yayınlanır. Her ay yayınlanan makaleler demem gerekiyordu. Çok ilginç demiş, tamam mı? Her ay yayınlanan makaleler. Bir sonrakine baktığımızda çok miktarda petrol. Hangi petrol? Tankerden döken petrol mü? Dökülen petrol mü? Dökülen sızan demem gerekiyor değil mi? Sızmış olan petrol diyor ne yapıyor diyor? Denizin yüzeyini diyor kapsıyor diyor. Ki bu da diyor ekosistemi tehdit ediyor. İkinci cümledeki kavramı bana kim açıklayacak peki? İkinci cümledeki kavramı bana kim açıklayacak? Neden oraya verb ing ile devam etmişiz? Bunu bana kim açıklayacak? Son cümlenin ikinci kısmından bahsediyorum. Buyurun. Son cümlenin ikinci kısmından bahsediyorum. Ekosistemi tehdit eden. Arkadaşlar bir cümle özne fiil nesne tam verilmişse, daha sonra virgül verilmişse, virgülden sonra fiil gelmişse ne yapıyorduk biz? ING. ING yapıyorduk. Bundan bahsetmiştim değil mi? O yüzden de bu ikinci kısmın ING olması gerekir. Çünkü bütün cümleyi niteleyen verb ING kavramıdır. Mantığını anladık mı efendim? Fiilin üçüncü hali, being artı fiilin üçüncü hali ya da having been artı fiilin üçüncü hali pasif durumlar için kullanılan kavramdır. Buyursunlar efendim. Bu soruyu ben çözüyorum. Hastalık cümlemizin öznesi hastalık. Fiilimiz ne? İnanmak. Hastalık inanır mı, inanılır mı? İnanılır. Hastalık bir şeye inanamaz mantık olarak. O yüzden ben aktif olan kavramları eledim mi? Evet. Henüz evet. Sulu bir şey görmediğimiz için Ceyhan Denizli de gitti mi? Geriye ne kaldı? Edirne kaldı. İnanılan, ne olduğuna inanılan? Virüs tarafından ya da virüsten kaynaklandığına inanılan hastalık antibiyotikle tedavi edilemez demiş arkadaşlar. Anladık mı mantığımızı? Doğrudan fiilin üçüncü haline gittik. Buyursunlar efendim. İkinci soruyu bana Sevda yapacakmış. Ceyhan. Ceyhan diyor kardeşim. Sevda kardeşim mi dedi bunu? Tebrikler Sevda kardeşim. Efendim? Tamamdır. Sevda sen dedin değil mi? Evet. Tamamdır. Ben dedim. Çocuk. Hangi çocuk? Köpek tarafından ısırılan çocuk. Doğrudan verb üç gelmesi gerekiyor. Başka pasif seçenek var mı arkadaşlar seçeneklerde? Hayır. Yok. Gayet güzel. O zaman devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir sonrakini bana Ali Kaan yapacakmış. Tamam hocam. Adana. Ali Kaan, hadi koçum bize nasıl yapılmaması gerektiğini göster. Adana. Çok güzel, bravo. Tabii ki Adana. Her 100 bin lira, hangi 100 bin lira? Hayır kurumuna veren 100 bin lira mı? Verilen 100 bin lira mı? Verilen. Tabii ki verilen 100 bin lira. O yüzden cevabımızın pasif olması gerekecekti. Cevap Adana doğrudur. Bir sonrakine bakıyoruz. Aa, hazırlayan kişiye helal olsun. Çok güzel hazırlamış soruyu. Tebrik ediyoruz. Buyursunlar. Bunu da bize Yunus Emre yapsın. Yunus Emre sesin geldi mi koçum? O zaman Yunus Emre'den iletişim kuramadık. Sative yapsın bu soruyu bana. Sative. Sative. Yapayım hocam, bakıyorum şu an soruya. Ha, tamam kardeşim. Denizli mi hocam? Denizli diyen kardeşim var. Şimdi Sative bulmamız gereken şey artık cümleler var. Benim hazırladığım sorular biraz dikkat isteyen sorulardır. Mantığını verdim. Biraz ayrıntılara dikkat edelim şimdi. The indigenous language'dan başlıyorum ikinci kısımda.
İkinci kısmın cümlenin öznesi ne? Bölgeye has diller diyor, değil mi? İkinci kısmımızın fiili ne? Konuşmak. Bölgeye has fiiller. Güney Avustralya'nın Ceyhan bölgelerinde hocam. Konuşur mu, konuşulur mu? Konuşulur Ceyhan. Konuşulur. O zaman ikinci cümlemizin kafadan zaten pasif olması gerekir mi? Evet. İkinci cümlenin aktif olan seçenekleri Adana gitti, Denizli gitti, Edirne gitti. Lütfen bu sorulara böyle yaklaşalım. Bursa mı, Ceyhan mı? Ceyhan. Ceyhan dedi Ceyhan. Zaten Smith ve kardeşim. Neden Ceyhan dedi? Birinci cümle tam cümle. Doğru mu? Evet. Araştırmacılar evet, Bukupirna'ya diyor, araştırmacılar yeni hayvana Bukupirna adını verdiler. Bu da diyor büyük kemikler anlamına gelir mi, gelinir mi? Gelir. Gelir değil mi? Aktif olacak. Aktif olacak. O yüzden cevabımızın da kesinlikle Ceyhan olması gerekecektir. Ayrıntılara dikkat edelim. Özneyle fiili yakalayalım çocuklar. İkinci kısımda pasif olan sadece Bursa ve Ceyhan var zaten. Size her zaman ne diyorum? Zaman farkı var mı yok mu diye bakmayın. Özneyle fiil arasındaki uyumu yakalayın kardeşim. Tamam mı? Akıllı olun, uyanık olun. Bir sonraki. Hadi bakalım. Bunu da bize kim yapsın? Hazal yapsın. Bakayım hocam bir saniye. Bursa mı hocam? Bursa diyor kardeşim. Tam anlayamadım. İtirazı olan var mı? Bursa diyor kardeşimiz. Hocam ben Bursa olduğunu düşünmüyorum diyen var mı? Mesela Kaan kardeşim. Adana. Adana demiş. Başka? Başka? Bursa mı Adana mı? Fikrinizi alayım. Adana. Adana, Adana bence. Ortalık karıştı. İyi dinle. Dikkatli ol. Kolay soruları güzel yapıyoruz. Ama benim hazırladığım sorularda biraz sıkıntı yaşıyoruz sanki. Herkes adına demiyorum tabii ki. Şimdi gömü alanında arkeologlar buldular. Kemikten yapılmış tokalar buldular, değil mi? Cümlemizin öznesi ne? Boşluktan önce gelen kelime kemikten yapılmış tokalar. Peki kemikten yapılmış tokalar saçları, saçımızı düzeltmek için, saç şekillendirmek için Armut kardeşim kullanır mı? Kullanılır mı? Kullanılır. Kullanılır. Birinci kısım pasif olacak. Birinci kısmın aktif olan seçenekleri Adana gitti, Ceyhan gitti. Su gerektirecek bir durum yok. Edirne gitti. Bursa ve Denizli arasında kaldın mı? Kaldın mı? Evet. Kaldın. İkinci kısma bakıyorum. Tokalar bulmuşlar. Kabuklar bulmuşlar. Mantles, kabuklar bulmuşlar. Ve tıkaçlar bulmuşlar. Tıkaçlar, kulak tıkaçları. Kulak tıkaçları. Hangi kulak tıkaçları? Tahtadan yapan kulak tıkaçları mı? Tahtadan yapılan kulak tıkaçları mı? Yapılan. 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 Her iki kısım pasif olacak mı Armut kardeşim? Evet. Her iki kısmın pasif olduğu seçenek Bursa'yı aldın mı şöyle bir daire içerisine? Evet. Bursa diyen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ama daha da önemlisi, mantığını anladık mı işin? Evet. Güzel kardeşim, sana en başta ne dedim ben? Seçeneklere bir bak. Soru ne sorusu? Tense sorusu mu? Kısaltma sorusu mu? Sen İngilizce'de 7 tane konu gördün. Hocam ben şu zannettim. Hocam ben tenslerle karıştırdım deme lüksün yok bana. Anlatabiliyor muyum? Önce seçeneklere bak. A şıkkında fiilin ayıncı hali var. B şıkkında fiilin üçüncü hali var. C şıkkında having artı verb 3 var. Kesinlikle bu bir kısaltma sorusudur. Kısaltma mantığı deyince aklıma gelmesi gereken ilk şey nedir? Aktif mi olacak, pasif mi olacak? Anlatabiliyor muyum? Önce buna karar ver. Önce buna karar ver. Tamam mı güzel kardeşim? İyi gaza geldim ha. Haydi bakalım, buyursunlar. Arkadaşlar, aktif pasiflerin mantığını çok güzel anlatan bir tablo. Hemen buranın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Kısaltmaları çok güzel özetlemiş. Bütün tenslerde ve bütün zamanlarda kısaltmaları yapmış. SS al bakalım çabuk, SS al. Aldın mı sesini? Evet. Evet. Tamam mıyız kardeşim? Güzel. Gelelim bir sonrakine. Mesela ÖSYM kısaltma sorularında relative clause'u bize yine sormuş. İklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklıklar.
kuraklıklar hangi kuraklıklar? İklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklıklar. Değil mi? Bak sana bir kısaltma sormuş burada. Yani sana bir relative clause kavram vermiş. Değil mi kardeşim? B şıkkına baktığınız zaman iklim değişikliğinin sonucundadır diyor. Yukarıda sonucundadır kavramı var mı? Ceyhan'da results in diyor. Şununla sonuçlanır diyor. Yukarıda sonuçlanır diyor mu? Anladık mı kardeşim? Edirne'ye baktığımızda ne var Edirne'de? Traditional gathered burada. Ha şunu şurayı biraz kaydırayım. But demiş. Yukarıda but var mı? Yok. Anladın mı seçeneklerin neden gittiğini? İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklıklar. Cevap Adana'da olacak tabii ki. Tamam mı kardeşim? Olay bu. Cümlede relative clause'u nerede yakalayacağını bileceksin. Az önce seçeneklerde bol bol to çıkmıştı karşımıza. Doğru mu çocuklar? Evet. Tamam. İşte o to'ları nerede kullandığımıza dair mantık bu. Burayı iyi dinleyin lütfen. Bir cümlede, boşluktan hemen önce the first, the second, the next, the last gibi, the only gibi, the best gibi, the worst gibi superlative kavram geliyorsa, boşluktan hemen önce the first, the second, the next, the last gibi sıralama sayısı geliyorsa, the only gibi teknik bildiren kavram geliyorsa, the best, the worst gibi superlative kavramlar gerekiyorsa önce boşluğa to'yu getireceksin. Önce boşluğa to'yu getireceksin. To'yu getirdikten sonra to artı fiilin yalın hali ve to have artı verb 3 aktif kısaltmalar için geçerlidir. Hemen örneğimize bakıyoruz şimdi. Aziz Sancar is the first Turkish scientist demiş. Aziz Sancar ilk Türk bilim adamıdır. Hangi Türk bilim adamı? Nobel ödülünü kazanan bilim adamı. Neden to'yu getirdiğimizi anladık mı? Boşluktan önce the first kavramı olduğu için. Tom was the last person. Tom son kişiydi. Ne yapan son kişi? Yarışı bitiren son kişiydi. Ozan is the only person. Ne yapan tek kişiydi? To have listened. Dinlemiş olan. Neyi dinlemiş olan? What the teacher has told us. Hocanın bize söylediklerini dinlemiş olan tek kişiydi. Zaman farkı varsa to have artı verb 3. Zaman farkı yoksa to artı fiilin yalın hali. Şimdi ben söylüyorum. Sakın ola ki benim karşıma to artı verb ing diye bir seçenek işaretleyip gelme, kırarım üzerim. Teşekkür ederim. Sakın ola ki bu tür durumlarda to artı verb ing ile gelme bana. Ben sana öyle bir şey söylemedim. Tamam mı? Hocam bir şey soracağım. Sor. Konuyla ilgili değil ama hani konuyla ilgili yine ama şey siz normalde test veriyorsunuz ya bu şeyleri çözdükten sonra anlattıktan sonra onları yine kuruma bırakacak mısınız yoksa vermeyecek misiniz? Hangi testi çözüyorum pardon anlamadım. Hani hocam konuları anlattıktan sonra evet bu hafta deneme sınavı bu hafta deneme sınavı var ya o yüzden bırakmadım haftayı bırakırım kardeşim tamam bu hafta tamam, üç tane denemeniz var bu hafta. Neyse tamam, Tuğ'yu anladık mı çocuklar? To artı aktif kavram anladık mı? To artı aktif kavram. Denemede çok iyi. Tamam. Boş yapmadan denemede iyi yapalım. Haydi bakalım. Boşluktan önce the first, the second, the next, the last, the only, the best, the worst gibi kavramlar varsa to gelecek arkadaşlar. To artı fiilin yalın hali aktiftir. To have artı verb 3 aktiftir. Gelelim pasif kavramlara. Pasif kavramlarımız to be artı verb 3 ya da to have been artı verb 3'tür çocuklar. Pasif kavramlarımız to be artı verb 3 ya da to have been artı verb 3. Martin was the only applicant. Applicant ne demek? Applicant? Başvurmak. Başvuran demek değil mi? Martin tek başvurandı. Nasıl tek başvuran? To be hired. İşe alınan. İnsan kendi kendisini işe alır mı? Almaz. Hayır. İnsan işe almaz. Alınır. Neden to getirdim? Boşluktan önce the only kavramı olduğu için. Mantığını anladık mı çocuklar? Bir sonraki. Henry will be the next person. Henry bir sonraki kişi olacak. Ne yapacak bir sonraki kişi? Polis tarafından sorgulayacak mı, sorgulanacak mı? Sorgulanacak. Sorgulanacak dediğimiz için to be artı verb 3. To nereden geldi? The next'ten geldi. Smallpox is the only human infectious disease. Kızamık, su çiçeği. Tek bulaşıcı hastalıktır. The only'yi gördük mü?
tamamen ortadan kaldıran mı, kaldırılan mı, kaldırılmış olan mı? Tabii ki tamamen ortadan kaldırılan demem gerekir. O yüzden de pasif yapmam gerekir. Pasif kavramın mantığı neymiş? Pasif, pardon. To'nun mantığı neymiş? Boşluktan önce the first, the second, the last, the best, the only gibi kavramlar. Aktif yapacaksan to artı fiilin yalın hali ya da to have artı verb 3. Pasif yapacaksan to be artı verb 3 ya da to have been artı verb 3. Anladık mı mantığımızı? Evet hocam. Tamamdır. Alın size harika to kavramlarına örnekler. Hemen SSL bakalım. Hemen SSL. Harika to kavramlarına örnekler. Harika bunlar. Konuyu çok güzel anlatıyor. Ne diyor burada? Yushira Mayra diyor. İlk adam olmuştur. İlk insan olmuştur. Ne yapan ilk insan? Everest'ten 1970'li yıllarda kayarak inen demiş. Değil mi kardeşim? Kayak yaparak anlamında. Aldık mı SSL'imizi? Evet, aldım hocam. Tamamdır. Bunu çok iyi okuyacaksınız. Evet, hadi bakalım. Buyursunlar. O zaman bunu bize kim yapsın? Bunu bize kim yapsın? Döne yapsın. Hocam, the best dediği için to getireceğiz. A'da var, Edirne de var. Bazı bilgiler bize verilir. Bu yüzden pasif olacak Edirne. Ah, ah, çok güzel açıklamıştın ancak. Aktif mi pasive karar verene kadar. Güzel kardeşim, aktif mi pasif mi olduğuna karar vermenin en güzel yolu, en güzel yolu cümledeki dizilime bakmaktır. Cümlemizin karakteri ne? Karakter insan. Fiilimiz neyi vermek? İnsan bize diyor, bize, bize. İnsan bize bilgi verir mi? İnsan bize bilgi verilir mi? Verir. Verir değil mi kardeşim? Özne, dizilime bakman gerekiyor döne kardeşim. O yüzden cevabımızın, yoksa çok güzel anlamışsın zaten konuyu, Adana olması gerekecekti. Tamam mı kardeşim? Bir sonrakine bakıyoruz. Bir dakikadan az var diyor. Bir dakikadan az kalmış. Az önce derse geç giren armutlar gözümden kaçmadı. Linki attığım anda derse giriyorsunuz. Bekletmeyin. Buyursunlar. 10 dakika sonra görüşmek üzere.